var. Yalnız bak. Bilal şimdi Trabzon takımı zaten seyredilecek pozisyonda değil açık söyleyeyim. Trabzon takımı gerçekten çok kötü bir takım. Gerçekten kötü. Yani normal bir Anadolu takımı için tamam. Fena takım değil. Normal bir Anadolu takımı için. Ama Trabzonspor dört büyük takımdan bir tanesi. Kaç tane şampiyonluk görmüş? Her sene lige şampiyonluk parasıyla giren bir ekip Trabzonspor. Bu yabancılarla bu Trabzonspor hiçbir yere gidemez. Trabzonspor'da 50 tutulur. Bir tane yabancı yok ya. Bir tane. Kim bir tane yabancı söyle bana Trabzonspor 50 tutulur. Kim var Trabzonspor'da? Adrian işlerinde en sivrileni. Ya ne Adrian'ı? Bu sezon için söyleyeyim. Abi olmaz. Adrian normal yani Anadolu takım oyuncusu Adrian. Adrian büyük takımda falan görmedin mi bugünkü maçta ya? Biraz da Alanzinho söyleyeyim. Ne pozisyonlar söyleyeyim. bak Alanzinho Adrian'dan 5 günlük daha yetenekli. Ben sana söyleyeyim. Biraz Zokora orta sahada. O da deneyimli oyuncu, akıllı bir oyuncu Zokora. Onun haricinde belki Aranzinho biraz. Onların ya Trabzonspor'daki yabancıların hepsine direkt geri sezon sonunda. Ya ülkelerine direkt. Böyle yabancıları abi kim alıyor bu yabancıları? Nereden alıyor ben çok merak ediyorum. Ya o uzun santrafor kimdi Trabzon'daki? Nerede o? Yok piyasada. Janko mu? Neydi? Janko. Janko. Şimdi bu santraforu kim aldıysa... Wars, ortada yok. O santraforu kim getirdiyse şöyle alnından öpmek lazım onu. Vallahi ama helal olsun ya. Nasıl getirdin bu adamı bize <laughs> <gelmiştir> diye. Nereden Kendi gelmiştir. Ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl? Kendi gelmiştir belki. Düşünsene adamın 1.90'dan fazla boyu var. Adam sıçrayamıyor. <laughs> bu transferi bulmak bu transferi bulmak vallahi büyük şey ister ya. Soru şu biz önemli yani transferi bu transferi bulmak. Ya. Yani sen 1.90'lık adam bulacaksın, sıçrayamıyor bile. Yani. Sergen konuşmuş gibi. Sergen gözükünce arkadan konuşuyormuş gibi oluyorum ya. Yani. Ya ben konuşurken bari beni göstersinler diyorum da. Gösterte sorun yok. Göster Niye? Gösteriyorlar abi sen. Abi sen sürekli Bilgin abiyi göster ben konuşayım buradan. dön sen Bilgin abiye. Hayır, hayır ben bir kelime söylediğim için. o sırada orada sen. sen söylüyormuşsun gibi oluyor. Burada diyor ki Sergen mi sen mi söyledin o kelimeyi? Ben de Sergen de yazdım hani ayıp olmasın diye ne diyeyim. Sen Bilgin abi de kal. Yok takılıyoruz bir sorun yok. Bu iyi <laughs> mi bu? Bu resmi beğendiniz Hayır, <laughs> mi? Ben hiç, ben hayatımda çok memnunum hiçbir sorun yok. Zaten şapkanızı da iyi Bak, belen arkaya. Bak ben sana var. söyleyeyim Trabzon'la ilgili son bir şeyler söyleyeyim. Kapat Trabzon'u. Dolunay'ın işi gerçekten çok zor. Bak, bak bu takıma teknik direktör olmak var ya cesaret ister birazcık. Gerçekten cesaret ister. Herkes bu takıma teknik hedefleri olan bir insan bu takıma teknik direktör olmaz. Kalır olması. mı Tolunay Hoca? Tolunay kalır mı? Tolunay şöyle kalır. Sen Tolunay'ın isteklerini eğer yapabileceksen Tolunay'a sen bir takım kurma şansı verip Tolunay'ı eğer görebileceksen kendini Tolunay ifade edebilecekse kalacak. Yoksa Tolunay bu takımın başında kalsa ne olacak seneye? Antrenörlüğü biter vallahi bu takımın başında. Sen, Tolunay Hoca'yı ben ayrıca severim. De şunu sormak, şunu keşke sen sorsaydın. Seni futbol geliştirme kurulunun başına getiriyorlar. Önemli bir yere geliyorsun. Evet. Niye bırakıp Trabzon'a gidiyorsun Gider abi şimdi bak. Abi herkesin, o zaman gelme oraya yani. Hayır bak herkesin, teknik direktörlük yapmış herkesin büyük takımda teknik Siz direktör hedefleri gelmeye. vardır abi insanların. E gelme abi oraya. Niye oraya. gelmesin abi şimdi? İnsan, şimdi Tolunay'ın düşüncesi şu. Tolunay diyor ki ben artık Anadolu'da çok hocalık yaptım. Anadolu'da hocalık yapmak istemiyorum. Hedeflerim yüksek. Artık tamam büyük ama oraya gelmez Orası şey gibi, iş bulma kurumu değil ki abi. Ersoy da oradan gitti yani. Abi şimdi Trabzonspor gibi bir camia sana teknik direktörlük teklif ederse tamam. düşünürsün. Gel, federasyon, federasyona gelmeyeceksin. Oraya bir adam koyacaksın. Adam 20 sene... Bilgin se Gökbek şunu diyor aslında. Yani uzun vadeli planlar yapıyorsun Türk futbolunun ya, geleceği için, gençler için. Şurada bir da, şey var. Günün kimse, ne getirdiği belli mi ya? Günün ne getirdiği belli dikkat mi? Dikkatini çekmiyor. Bak bir geliştirme kurulu diye bir kurulu kuruyorsun. Abi Buraya abi, Türkiye'den yerli antrenör alma ya, ben kardeşim. Ben değil 20 yani, antrenörden yani. bir tanesi almayacaksın. Geliştirme kurulu falan böyle bir hayali proje üretmek için bir kurulu kuruyorsan... Burayı başına alacağın adam Türk olmayacak 20 antrenörden bir tanesi. Çünkü bunlar haklı olarak Teklif gelirse giderler yani. E gidecek tabii abi yani. O bundan... zaman ne yapacaksın? Yabancı eğitimen lazım. Hollanda'da Alman birini getireceksin. Adamla bir anlaşma yapacaksın. Biraz da fazla para vereceksin. Adam 20 sene orada kalacak. Yani Ersun Yanal geldi geliştirme kurulunun başına. Bir sene iki sene kaldı. O bir yürüdü gitti. Ertuğrul şey geldi. Tolmay Hoca geldi gitti. Şimdi gelen gidecek. Hayır abi, niye abi. öyle bir kurul var? Şurada oraya. hata nerede biliyor musun? Oraya bir tane hata başka nerede? bir adam getir. Hata şurada. Federasyon altyapıyı bir sorumlu arıyorsa sen ligdeki teknik direktörlerden birini alıp oraya sorumlu diye koymayacaksın bir defa. Öyle bir şey yok futbolda. Sergen yani kim koşsa oradan gidiyor yani. Hayır oraya abi. Kim ama sen şimdi oraya gidecek adamı koyarsan gider. Kim koysun Teknik direktörlük yapmasaydı aslında zaten. Bir teklif geldi mi gidecek. Benim filan yolunda yolunda duruyor. ama tek tek Trabzonspor teklif yaptığı zaman yok ben gelmeyeyim federasyonu mu bakıyorum diyecek abi. Tabii ki gidecek yani. Bundan mantık O zaman nedir ya ben, olay? Koymayacaksın benim abi. Benim anlamadığım bir şey o, o, orası iyi bir yer ya. İyi bir yer abi. O, abi orası... olduğu yer. Yani futbolda artık amir takım hocasından sonraki yer Türkiye'nin geleceği falan falan yani. Evet. E bu kadar çabuk gidilmez abi. Abi koyma yani. oraya sen oraya o pozisyonlarda adam hoca idealist biride de onun için ben düşündüm yani orada kalabilirdi anlamında söylüyorum. Şimdi geldi öyle bir yere geldi ki Allah korusun yani. Ama abi burada idealler daha büyük. Evet. Trabzonspor'un bugün kim Trabzonspor'un teknik direktörü olmak istemez? Ben istemem. İşte teknik direktör olarak Hayır, diyorum. Ben istemem. Yani bu kadroya mesela bu kadro gerçekten teklif aldığın zaman çok yani bu kadroyu mesela teklif aldığın zaman ilk başkana şunu söyleyeceksin. Bu sene bu takımdan cacık olmaz. Bu sene biz 7. 8. 10. bitirirsek iyi. Bitireceğiz. Bana seneden bahset. Önümüzdeki seneyi anlat. Planlar mı? Ya bana planları ya, anlatacaksın abi. Ben, oyun, ne yapayım abi ben sen, bu takımı? Diyelim ve yavaş yavaş. yavaş, bana yavaş, yavaş. Bana diyeceğim ki bana aslında 6 tane, 7 tane, 8 tane benim oyuncu var. Kendi profilimde, kendi çalışma benim oyuncularım var. Bu oyuncuları evet. alabilecek miyiz? Bu oyuncuları gönderebilecek miyiz? Ben bunları konuşacağım. Ben bu Trabzonspor'un neyini konuşayım? Bu Trabzonspor ligde kalsın, 10. 11. bitirsin yeter. Ya düşme, şey durumu, düşme durumu, var Trabzon'da. Durum var abi onlar anda. da sıkıntılar, korkuyorlar. Zor maçları var yani. De, bir o zaman Fenerbahçe'ye geçelim. Maç görüntüleri ekrandayken hemen Sergen'e dönelim. Fenerbahçe Pilzen'i Bebon'un attığı golle 1-0 yendi. Ve bu haftaki evet. revanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı. Tabi seyircisiz bir maç oynayacak Fenerbahçe. Kadıköy'de tur şansını nasıl yorumluyorsun? Napoli'ye iki maçta 5 gol atan Pilzen. Bu Pilzen mi diye çok konuşuldu evet. hafta boyunca. Fenerbahçe'yi nasıl buldun evet. ve bu bağlamda Bursa maçı ne olur? Diyelim Fenerbahçe'yi senden Vallahi alalım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Plezen takımını hiç seyretmedim. Yalnız bu on numarayı tanıyorum. Galatasaray'da ben oynarken Format. oraya gelmişti. Yani bu on numara futbol oynuyorsa benim de oynamam lazım. Onu söyleyeyim Senin <laughs> Bu Kilos. 150 kilo falan herhalde on numara. Bir de bizim oyunculara falan sallamış utanmadan bile. Değil, Galatasaray'da <laughs> utanmadan bile. Değil mi? Galatasaray'da geçirdiği günlerle ilgili soyunma odasına. Galatasaray'da bir şey geçirdiği falan yok ya. Oynamadı zaten bizim takımdayız. Şimdi Geldiği gibi Format. geri gönderdiler zaten de. Bir futbolcu falan yok yani, onu söyleyeyim ben. Sol ayaklı falan çok fazla böyle bir şey yapacak bir oyuncu değil zaten. Ben prezen takımını tanımıyorum. İlk defa seyrettim Fenerbahçe maçında. Yalnız Napoli'ye dışarıda 3 atıp içeride 2 tane atınca bir dedim ki lan herhalde bunlar çok iyi takım. Bugün Napoli İtalya'nın en üst düzey takımlarından yani Milan, Inter falan dedim mi altına Napoli falan geliyor şu an İtalya bu değil mi? Zaten ikinciydi ya geçen haftaya kadar. Ha, öyle değil mi? Doğru tabii yani. Tabii doğru. Napoli geliyor bunun altında. Napoli'ye sen İtaly İtalyan takımına kendi evinde 3 tane falan atmak bugün kolay bir iş değil. Gelecek şampiyonlar yani, ben yani ben çok iyi bir takım bir falan dedim. Bu sene geçtim. çok formdaydın Napoli yani. O tabii Dönemden. İkinci sürü. Yani Fener maçı, için Fener, maçı başladı. Maçı seyrediyorum. 10 dakika falan 15 dakika geçti. Ben baktım ya Fener'in bu takıma yenilme ihtimali hiç yok. Hani ilk 15 dakika baktık gördük. Fenerbahçe takıma yenilmez. Bir de bunun üstüne Fenerbahçe UEFA'da zaten iyi oynuyor. UEFA'ya oyuncular çok daha konsantre. Bana göre Fenerbahçe Prezen maçında bir deplasman takımı nasıl oynamalı? Bir deplasman takımı nasıl maç kazanır? 90 dakika oynayan ne yapmalı? Bence bunun en güzel örneğini verdi Fenerbahçeli oyuncular Prezen maçında ve haklı olarak da maçı 1-0 kazanarak %60-70 Turi garanti altına aldı. 3 yani. olurdu ben, belki maç. Valla ben bu takımın Fenerbahçe'yi eleyeceğini hiç düşünmüyorum Bülent. Bilmiyorum bu takım Deplasman'a daha mı farklı oynuyor, kim ne oynayacak. Yani Horvath'la falan bunlar nasıl tur Seyircisiz maç dezavantaj olur mu? Seyirci yok yine. Kolay değil seyircisiz maçlar ama Fenerbahçe şimdi sen git Deplasman'da rakibini 1-0 diyen gel burada elen. Biraz saçma olur yani. Çok öyle olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe e, biraz sorun bile yaşasa oyun içerisinde. Bence bu takımı eleyecek güçte ve eler diye düşünüyorum. 3 kulvarda birden yoluna devam ediyor Fenerbahçe. Türkiye Kupası'nda yarı final ligde yani şu anki, yenerse iyi bir duruma gelecek ve UEFA'da da emin adımlarla yoluna evet, devam ediyor. Şu anki gidişat Fenerbahçe'nin için onu gösteriyor. Bu kadar Üç eleştirilen da, Fenerbahçe. Ya oyunlar eleştirilebilir Bülent. Çünkü her hafta bir maç oynandığı için doğal olarak eleştireceksin. Kötü oynanan bugün Beşiktaş kötü oynuyor. En kötü oyunu eleştiriyorsun doğal olarak. Yani hafta 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 olduğu için iyi oynayan, kötü oynayan takımı haftaya göre yorumlamak yani. Bu da bizim Bursa maçına nasıl bakıyorsun? İşimiz Fenerbahçe Bursa'yı yenerse çok farklı bir konuma gelecek. 43 4 puan gerisine geliyor Galatasaray'ın. Bu da bu Beşiktaş'ta zorlu... kafa kafaya geliyor. Yani ama bir puanla. de bu zorlu da kurtuluyor Fenerbahçe. Beşiktaş deplasmanından çıktı. Ne bileyim oradan buradan Eskişehir'den yırttı. Yani zor deplasmanlardan da çıkmaya başladı ve Fenerbahçe'nin bir de 3 puanlık maçı var. Kimse unutmasın onu. İçeride Galatasaray maçı var. 3 puanlık derken? Hayır. Hayır. yani şimdi 3 puan geride ise şampiyon olma şansı kendi, kendi elinde. elinde doğru. Kendi elinde olacak yani içeride oynadığı zaman. Onu söylemeye çalışıyorum. 3 puanlık maçı var kendi elinde. Bugün Beşiktaş'ın Gal Galatasaray'la maçı yok. Ama Fenerbahçe'nin hem de içeride var. Bir 3 puanlık avantajı da oradan var. Yani atıyorum 2 puan geride girdin son 2 haftaya. içeride yendin mi şampiyonsun anlamında söylemek istediğim konu. Bir de yabancı oyuncuları mesela eleştirme konusu var. Biz yabancı oyuncuları çok eleştiriyoruz diyor. Biz Musa niye eleştirmiyoruz peki hiç? Niye ben... sürekli övüyoruz? Peki Yobo'yu niye sürekli... Yobo farkını anlatalım. Geçen ben dedim ki Yobo'nun bu takımda mutlaka oynaması lazım. Oynayacak en önemli oyuncu bu. Yabancı sıralaması yapıyorsan önce Musa Soğuk'la Yobo'yu yazacaksın Fenerbahçe'de. Çok başka Beşiktaş maçı olur diyor. Sonra diğerlerini yazacaksın. İşte Yobo'nun nasıl oynadığını, Yobo'nun nasıl bir oyuncu olduğunu Prezen maçında gördük. Bir tane hata yapmadı yer tutmada, kademede, hava toplarında, tek hamlelerde hepsinde yüzde oynadı. Hatasız maç bitirdi. Yani burada Fenerbahçe kadro yapıyorsa önce Jobo Sobu Sov'u yazacak. Ondan sonra kimi yazacaksa yazacak Aykut Kocaman. Ya bu işler böyle oluyor. Ben bilmiyorum ben başka türlü ne oluyorsa. Benim çok merak ediyorlar. Sen Rebo ile ilgili sezon başında Beşiktaş'a ya yani özellikle devre arası Beşiktaş'a gelişinde evet. alınmamız konusunda gerek yaş gerek konum olarak Vallahi söylemiştin. Atmaya devam ediyor at bir şekilde. Bu yaşa göre ya yani o golü sen de atardın Bülent Ordu olsaydın. <laughs> bu yaşa, bu yaşa göre, bana göre, bu yaşına göre çok mücadele ediyor onu söyleyeyim. Çok koşuyor, çok çaba sarf ediyor ama benim anlatmaya çalıştığım şu. Uzun vadeli bir transfer değil. Kısa dönem. Bu dönemi kurtarabilirsin ancak bu oyuncuyla. Ve Musa Sol gibi senin hücum oyuncun varken onu değişik yerlere koyuyorsun ama ben, ben maçın adamını söyleyeyim. Musa Sol var ya bak müthiş bir oyuncu. İnanılmaz iyi bir oyuncu Musa Sol. Ben Plezen maçında bayıldım. Çok beğendim Musa Sol'u. İnanılmaz. Çok Hemen iyi bir oyuncu. şu, eksikleri... Murat, şu Mete kalkıvan olayı var biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta derbinin hakemiydi. Bilgin Gökberk'in dediği gibi Avrupa maçında Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından biriydi. O, Old Trafford'da Real Madrid Manchester United maçında düdük çaldı. Bir şekilde görev yaptı. Bugün de hangi maçtı bu bereket? Notlar karıştı önümde çünkü. Birinci amatör mü? Feriköy. Feriköy. Kazım Karabekir Mevlana Spor mu? Maçın kaçıncı dakikasında taraftarlar sahaya girdi? 11. dakikada rakip takım ya da işte neyse ev sahibi takım taraftarları birbirine girince, sahaya girince bu şekilde görüntüler ortaya çıkınca Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta içeri giriyor. Bir saat sonra oynatacağım diyor maçı önce. Sonra da iptal ediyor. İşte sis bombaları, şunlar bunlar. Böyle bir görüntü. Nedir bu maçın özelliği? Kendisi dinlenmek istemiyor. Bana maç verin diyor ve amatör maçta görev yapıyor. Sence çok normal bir olay mı sıralama olarak? Derbi. Şampiyonlar Ligi maçı, üst düzey bir maç ve Feriköy maçı. Valla Bülent bu hakemlerin mantalitesini anlamak gerçekten zor. Neden? Derbi yönetiyorsun, oradan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun, oradan geliyorsun maç yönetmek istiyorum deyip birinci amatörde maç yönetiyorsun. Kendi istiyor bu arada. Buna, ya kendin istemesi bir şey değiştirmez. Buna önce kurulun bir defa onay vermemesi lazım. Hakemi sen boş ver. Kurul buna onay vermeyecek bir defa. Yani git amatör maçı yönetsen yani burada Bilmiyorum ya. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Bana çok saçma geliyor. Ya burada tabii maçı yönetmesinden bahsetmiyorum ben. Başka bir şeyden bahsediyorum. Bu kadar üst düzey gördüğüm bir hakemi amatör kümedeki bir maça nasıl yollarsın? O, o amatör kümede orada maçı yönetecek bin tane hakem var ya onlardan birini gönder. Maç yönetmek istiyorsa... İstese de göndermeyecek. Gönderme ya. İkincilik maçına gönder o zaman.